Yani bütün bunların hepsi bir araya getirdiğim zaman salih ameller, güzel ameller. Çünkü yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman işte bu amellerle bir değerlendirilecek. Yani ey kulum benim huzuruma geldiğinde dediği zaman ne getirdin dediği zaman bizim işte ya Rabbi ben şunlar getirdim diyebileceğiz. Rabbimizin razı olduğu, hoşnut olduğu o güzel amellerle onun huzuruna alalım. İşte burası salih amel. Sonra Kâle Teâlâ yâlebele dinâmını külü minettayyibâti marasekler sizi verdiğiniz rızıklardan yine helal ve temiz olanlardan yiyiniz diyor. Bu da Bakara Suresi'nin 172. ayet. Orada da aynı şey var. Aynı tembihat var. Temiz, pak ve helal olanlardan yiyiniz. Sonra Efendimiz diyor ki bir adam diyor ellerini uzatır seferdeyken, yolculuktayken ellerini uzatır. Yüzü, gözü, üstü, başı toz, toprak içindedir. Ellerini uzatır der ki ya Rab, ya Rab, ya Rab diye dua eder. Ancak diyor Efendimiz bir konuya işaret ediyor. Diyor ki bu adam ellerini uzattı Allah'a yalvarıyor ama mef'amuhu haram. Onun yedikleri haram. Meşrabuhu haram. İçtikleri de haram. Melbesuhu haram. Giyim kuşamı da haram. Ve bu zemin haram. Haram ile besler. Fe enna yüzde cevabı lezer. Allah onun duasını nereden kabul etsin? Evet. Şimdi demek ki ya Rabbi işte benim de sana karşı görevi ifa ettim. Benim de bir takım isteklerim ve taleplerim var. O istek ve taleplerimden ya Rabbi sen icabet eyle diye Allah'tan ne yapmış oluyoruz? İstemiş oluyoruz. İşte o açıdan muhtemelen Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Konu toparlayacak olursak dua bir ibadettir. Ve onun da bir takım adabı var. Allah dairesinden Rabbimize bu zamanlarımızı en güzel şekilde değerlendirip hem ibadet ve faal ile dua ile bu vakitlerimizi geçirmek ve değerlendirmek daima bizim menfaatimizdir. Cenab-ı Hak bizleri indirdiği kitabına tabi olan, gönderdiği peygamberinin sünnetine itibar eden kullarından olmayı nasip etmeyeceğiz. Muhterem cemaatimiz, bugün Türkiye'miz genelinde, bütün ülkemiz, Türkiye'mizin bütün illerinde, ilçelerdeki bütün camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem yurt içerisinde, hem yurt dışında yaptığımız camiler var, hem üniversiteler bünyesinde yaptırılan camiler var. İşte bu yarım kalmış ve devam eden yurt içi ve yurt dışındaki efendim böyle üniversitelerdeki camiler için ülkemiz genelinde Türkiye genelinde bu idarı toplanacak. Cenab-ı Hak yapacağımız yardımları dergâh-ı uluhiyetinde kabul edilsin. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. Kıldığımız, yaptığımız ibadet ve taatlerde Cenab-ı Hak cümlemizi kabul eylesin. Şimdi yaşamış olduğumuz şu efendim salgın hastalıklarına Rabbimiz bizleri cümlemizi bütün efendim bildirimizi ömrümüzdeki yaşamış insanları hatta bütün insanlığı bu salgın hastalıktan kurtarsın. İlahi Teala Fatiha. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد. صلاة